Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugünkü cihazımız Miralab markasının Hogmaster 1000 modeli. Arkadaşlar cihazımız adından da anlaşılacağı üzere bir altın canavarı diyebilirim. Cihazımız 45 kHz'de çalışan bir VLT sistem. Görsel ekranı var. Tek renkli bir LCD panele sahip. 1.3 kilogram ağırlığında bir simplex kadar var. Su geçirmez, 1 metreye kadar suya dayanıklı. Başlıklarını suya sokabiliyorsunuz. 8 adet 1.5 alkalin pil kullanabiliyorsunuz. Tabi bunlar şarj edilebilir olması önemli. Ve aynı zamanda da lityum batarya ile yine aynı şekilde şarj edilebilir batarya ile de kullanabiliyorsunuz. Miralab markası cihazlarına 2 yıl garanti vermekte. Basit bir etkili, küçük metallere duyarlı bir cihazımız. 2 adet başlık seçeneğimiz mevcut. Bit paraları ve elektronlara ultra duyarlı bir cihazımız. Genel manada özellikleri bunlar. Şimdi arkadaşlar cihazımız çok basit bir cihaz. Hani çok aşırı zorluğu yok. Yeni başlayanlar özellikle altına duyarlı ve sarıya duyarlı cihaz isteyenler için %100 kesinlikle önerebilirim. Çok çok derecede basit ve bunu biraz sonra zaten sizlerle test edeceğiz. Evet, videolarımız devam ediyor gelmeye. Biliyorsunuz günün belirli saatlerinde sizler için video çekmeye ayırıyoruz. Birçok VLF direktör inceliyoruz. Eğer hani siz de bir direktör almak isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilir. İstediğiniz soruları sorabilir. İstediğiniz cihazları çekmemizi dilerseniz onlar hakkında da bir video çekebiliriz. Kusura bakmayın, günün yoğunluğu var. Biraz heyecan var. Sürekli kameralar karşısında değildim uzun süredir. Bu heyecanımı da atmam lazım. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi hep beraber cihazımızın ekranına geçelim. Evet arkadaşlar, ekranı gördüğünüz üzere 6 adet tuşumuz bulunmakta ekranımızda. Sol taraftaki düğmemiz bizim cihazımızın açma kapama düğmesidir. Ekrana baktığımızda sol üst tarafta arkadaşlar bir çivi simgesi mevcut. Sağ tarafta ise bir külçe altın simgesi mevcut. Bu ne demek oluyor? Eğer ki cihazımız bir metal algıladığında bu tarafa giderse bizim değersiz çivi olduğunu söyler. Eğer ki bu tarafa giderse simgemiz bize değerli olduğunu gösterir. Hadi şimdi hep birlikte test edelim. Evet, bir kere basıyorum. Üstteki barın dolmasını bekliyorum. Evet, cihaz bip sesini verdi. Şu an ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar, bu sol taraf bizim hassasiyet ayarımızdır. Bunu eksi artıyla ayarlayabiliriz. Hassasiyet eşittir derinlik demektir. Ne kadar açarsak cihazımızın algıladığı mesafe o kadar artar. Tabii ki burada önemli olan kütlenin büyüklüğüdür arkadaşlar. Bunu da göz önünde tutalım. Şu an ofis ortamındayım. Hani en uygun şekilde ayarlamaya çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi ayarladım şu an. Burada bizim batarya simgemiz mevcut gördüğünüz üzere. Ve şurada da bir adet kılavuzumuz mevcut. Bu metal okuttuğumda ya sağa ya da sola gitmekte olacak. Bunun da anlamlarını az önce söylemiştim. Sola giderse çivi değersiz. Sağ tarafa giderse ise arkadaşlar değerli bir metale denk geldiğimizi söylüyor. Bakın bu tarafta cihazımızın ses ayarı mevcut. Gördüğünüz gibi ses kısıldı ve ses arttırıldı. Buradaki bir tuşumuz ise arkadaşlar değerli ve değersiz. Tek modda, istersek de sadece değerli modda kullanabiliyoruz. Hassasiyet ayarımı yaptım, ses ayarımı yaptım. Şu anlık hem değerli hem de değersiz modda deneyeceğim. Şimdi elimde bir adet gördüğünüz üzere bir değersiz metalim var. Tutuyorum. Gördüğünüz gibi tepki bu yönde. Ardından 1 lira büyüklüğündeki bir test param var. Bunu tutuyorum. Bakın ekranda da gördüğünüz üzere bu bar sağa doğru gidecektir. Ardından 1 liradan kat kat daha büyük bir parası var, bir para var. Yine aynı şekilde sağa gitmiştir. Elimde 1 gram altın var arkadaşlar. Şu şekilde kameraya göstereyim. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda elimde bir adet gümüş yüzüğümüz var. Ve bu metallerden daha büyük olan bir kola şişesi elimde mevcut. Şimdi gelelim bizim demir olayına. Bu tuşa tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda sadece bizim külçe altın simgemiz çıktı. Bu ne demek oluyor? Demiri cihaz sildi. Hemen demiri tekrardan gösteriyorum. Ve başlığıma tutuyorum. Gördüğünüz gibi cihaz demiri görmeyecektir.
Bakın ekranda da sol tarafta çivi simgesine doğru oba ilerlemiş olacaktır. Tekrardan 1 lira büyüklüğündeki test parasını tutuyorum. Ardından bu şekildeki parayı tutuyorum. Tekrardan 1 gram altını tutuyorum. Gümüş yüzüğümü tekrardan tutuyorum. Ve diğer metallerden büyük olan kula şişesini tutuyorum. Evet arkadaşlar, cihaz bu şekilde bit paraları ve elektronlara ultra duyarlı bir altın canavarı. Minalab'ın da dediği üzere Goldmaster. Cihazı almak isterseniz açıklama kısmındaki arkadaşlar bağlantılara tıklayarak bu cihaza ulaşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.